Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, gazilerle yemekte buluştu. Protokol üyeleri gazilerle birlikte ayrı ayrı masalara oturarak birlikte yemek yediler. Ardından Kur'an-ı Kerim ve dualar okundu. Şahsı olmayı nasılsınız gaziler? İnşallah. Nasılsınız? Güzel. Sizler mutlu olmak. İnşallah. Sağ olun. Allah'a emanet olun. Afiyet olsun. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Afiyet, güç ve kuvvetler nasip eyle. Ya Rabbel Alemin, birliğimizi, dirliğimizi ve kardeşliğimizi daim eyle. Ordumuzu, yurdumuzu, güvenli kuvvetlerimizi, aziz milletimizi daima payidar, bahtiyar ve muzaffer eyle. Hiç kuşkusuz bugün huzur ve güven içerisinde yaşayabiliyorsak, şanlı bayrağımızı korkmadan, göğsümüzü gere gere tüm coğrafyalarda dalgalandırabiliyorsak, bin yıllık kadim tarihimizi yazan vatanımızın ve milletimizin bölünmez bütünlüğü için, bekası için mücadele veren şehitlerimiz ve gazilerimizin cesaretleri sayesindedir diyen Işıkhan sözlerini şöyle sürdürdü. Bu anlamlı tören vesilesiyle 19 Eylül Gaziler Günü'nüzü en içten dileklerimle kutluyor, kanlarıyla suladıkları bu toprakları bizlere vatan kılan aziz şehitlerimizi ve ahirete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyorum. Bugün burada bizlerle bir arada bulunan kıymetli gazilerimiz ve yakınları başta olmak üzere istiklalimizi ve istikbalimizi bu amaçla mücadele eden hayatta olan gazilerimize de şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyor, esenlikler diliyorum. Bu uğurda ailesini, eşini, evladını, yakınlarını kaybetmiş tüm vatandaşlarımıza saygı ve selamlarımı iletiyorum. Hiç kuşkusuz bugün huzur ve güven içerisinde yaşayabiliyorsak, şanlı bayrağımızı korkmadan göğsümüzü gere gere tüm coğrafyalarda dalgalandırabiliyorsak, bin yıllık kadim tarihimizi yazan vatanımızın ve milletimizin bölünmez bütünlüğü için, bekası için mücadele eden şehitlerimiz ve gazilerimizin cesaretleri sayesindedir. Allah'ın ayetleri ve Resul'ün şehadetle ilgili hadisleri ortadadır. Bu büyük müjdeye mazhar olan kahramanlarımız için hangi söz kafi gelir, hangi kalem ve kelam hakkıyla anlatabilir ki? İstiklal şairimiz Mehmet Akif'in de İstiklal Marşımızda bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı, düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı diyerek ifade ettiği gibi attığımız her adımın bedelinin canla, kanla, alın teriyle ödenmiş olduğunu unutmamalıyız.